Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar ve derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Ne niyetinizle geldiniz. Artık kocaman bir aile olduk. Büyüyoruz gittikçe. Azerbaycan'dan Moskova'ya kadar, Litvanya'dan İngiltere'ye kadar, Amerika'ya kadar her yerde seyrediliyoruz. Suudi Arabistan'dan mailler alıyorum. Mısır'dan mailler alıyorum. Dünyanın her yerindeki Türklere, Türkleri sevenlere, Müslüman kardeşlerimize hepsine selamlarımı iletiyorum efendim. Hristiyanlar, Budistler, Hindular, hangi dinden olursa olsun tüm inananlara ve dahi inanmayanlara selam olsun. Arkadaşlar, kimseyi ayırt etmiyoruz tabii hangi dinden diye. Dünyanın her yerinden izleniyoruz. Türkçe konuşan herkes izliyor, severek izliyor. Kalbimden kalbinize böyle derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Sizinleyim, yüreğim sizinle çarpıyor. Arkadaşlar, şimdi kahve falı bakacağız. Sürpriz diyorum. Sürpriz. Ya ne bekliyor bizi? Sürprizlere hazır olun. Kahve falına niyet edebilirsin. İskan bile niyet edebilirsin. Ve de modern tarota niyet edebilirsin. Kahve falıyla başlamak istiyorum. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Evet, şöyle bir baktığımda yüreğini daraltan, inceden inceye seni düşündüren bir şey var. Tabanda bir sivrisinek görüyor musun? Evet. Arkadaşlar, bir uyaran, sivrisinek uyarandır. Bir vızıltısıyla, böyle akıllı akılsız konuşmasıyla biri seni uyaracak, onu dikkate al derim sevgili arkadaşım. Şöyle bir baktığımda kocaman dev bir su aygırı görüyorum arkadaşlar. Bu da güçleneceğin, sezgilerinin artacağı. Ama dedikoducu birinden zarar görebileceğin, eşin ailesi olabilir, eşin annesi olabilir, kilolu bir kadın, su aygırı gibi çıkmış arkadaşlar. Yani kötü niyetli biri. Su aygırı nasıl olur? Hani böyle bir ses çıkartır falan ya. Kilolu, kötü niyetli bir kadın. Sürekli kavga çıkartan bir kadın. Su aygırı gibi çıktı. Düşüncesiz, duygusuz. Partnerin annesi, kayınvalide tipli birisi. Böyle biri olabilir arkadaşlar. Biraz sözlü saldırıda bulunacak. Haddini bilmeyen laflar edecek. Ama sen de burada karşıdaki kişi de ben küçüğüm diyor. Büyüğüme saygısızlık etmem diyor. Sustukça üstüne geliyor. Sustukça üstüne geliyor. Ve su aygırının karşısında birinin durduğunu görüyorum. Bir erkek duruyor. Artık yeter senin yaptığın diyor. Sen diyor ömür boyu bu şekilde mi hareket edeceksin? Bir gırtlak bir bağırsaksın. Yiyorsun, içiyorsun ve yediklerinle, içtiklerinle insanlara zehir saçıyorsun. Böyle bir erkeğin dur dediğini görüyorum ve bir kadın rahatlamış gözüküyor arkadaşlar. Var olmanın ve mücadele etmenin, insan olmanın onurunu taşıyan bir kadın cesaretleniyor ve kendi yoluna gidiyor. Sanki sürekli olaraktan birisi ona engeller koymuş ve de sözleriyle yaralamış bir kadın görüyorum. Arkadaşlar, bir de şöyle bir şey var. Bir kendini bilmez birisi. Etrafında sürekli geziyor. İş yeri olabilir, ev olabilir. Yani sürekli başkalarının sırtından geçmeden birisi, bunu da hayatından çıkartacağını görüyorum. Ve aynı zamanda bakınız, bir yerden bir yere taşınma planın var. Bunu gerçekleştiriyorsun Allah'ın izniyle. İki tane yola gideceğini, sevineceğini görüyorum. Bir nazar enerjisiyle canın sıkılmış ama merak etme, iki yerde gözüktün. Kocaman dev bir deniz kabuğu, içinde bir çift görüyorum. Bir halka bir nişan takılıyor. Hayalindeki gibi biriyle güzel bir nişan takacağını görüyorum ve burada da destekliyor zaten. Evin içinde güzel bir minimal bir kalabalık var, nişanlanma ve evlenme yoluyla çok iyi bir döneme giriliyor. Kocaman dev bir kaplumbağa liberal bir devlet adamına işaret ediyor. Devlet kapısından iki işin görülecek. Ormanlık bir yer, sık sık orman olan bir yer ve ağaçların üzerine arkadaşlar çisil çisil yağmur yağıyor. Bu da beklediğin paranın Ekim-Kasım ayında hayırlısıyla geleceğini
rahata ereceğini, yeni bir dönüşümü yaşayacağını görüyorum. Hayırlısıyla Allah herkesin işini kolaylaştırsın. İri yarı bir erkek ve ince uzun bir kadın. Bir konuşma yapıyorlar. Aileleriyle tanışmalar olacak ve de çok iyi olacak sonu sevgili arkadaşlarım. Allah herkesi böyle ruh eşiyle buluştursun. Ruh eşiyle buluşma durumları var, nişanlanma durumları var. İskamil falına geçiyorum. Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın inşallah. Arkadaşlar, bir maddi sorun çözülecek, merak etmeyin. Hep maddi sorun geldi nedense. Şimdi evet, duygusal anlamda şifalanacağınız bir dönem. Ailevi bir sorunun çözüleceğini görüyorum şurada. Bir mücadele dönemi başlamış ve şurada bir erkek bir kadına diyor ki, sen diyor benim geleceğimde hayalimdeki kadınsın ya da geleceğimdeki çocuklarımın annesisin diyor. Bir evlenme teklifi görüyorum arkadaşlar burada. Gerçekten bekar olan tüm dostlarıma ani evlilik olacağını söylüyorum. Bir mücadele kazanılmış. Bir kalbi kırık bir adam bir kadınla beraber oluyor. Kolaylıkla nasıl diyeyim, bir gelecek oluşturacaklar. Gerçekleri görecekler ve melekut aleminden gelen destekle sevgiyle birbirlerini kucaklıyorlar. Ve arkadaşlar, aynı zamanda bir düğün olayı görüyorum. Düğün alayı, düğün olayı ve gerçekten dans eden çiftler ve özellikle evlerde böyle birbirini destekleme, güzel bir evde geldiler, güzel bir ortamda geldiler. Rabbim herkesi de hani ruh eşiyle dediğim gibi buluştursun. Fincanda da ruh eşlerini gördüm. Burada da aynı şekilde. Yalnız şurada bir uyumsuzluk var arkadaşlar. Bir erkek ve kadının uyumsuzluğunu gördüm. Bu da maddi olanaklar ya da ne bileyim ben, maddi dar boğaza girmekten kaynaklanmış. Dengeye ulaşmak için 7-8 ay gibi bir süre bekleyin. Sonra bakınız, hanede bolluk olacağını, bereket olacağını görüyorum. Şurada 5 kişi bir araya geliyor. Bir aile meclisi kuruluyor. Bir mücadeleye girişiliyor. Bir yola gidecekler hayırlısıyla. Bir tedavi merkezinde olabilir. Bir tedavi olacak birisi olabilir. Yardım edilecek ve de yuvada bir mutluluk var, bir nişan olayı var ve bir ilişki dengeye giriyor. Aynı zamanda yardımsever birinin gücünden faydalanacağınıza sizi temin edebilirim. Arkadaşlar, sana kartlar uyarıyor. Çok diyor zaman kaybettin. Bir ileri bir geri hamleler yaparaktan çok zaman kaybettin. Zamanı eline alman lazım. Bir özünle bağlantı kurman lazım. Hız kazanman lazım. Yani maddi manevi kazancın tamam stabil olabilir ya da borcun çok olabilir ama zekanı kullanarak, karar vererek ekonomik durumunun dokusunu, rengini değiştireceksin. Yani kararmış bir ekonomiden beyaz bir ekonomiye doğru geçiş. Yani borçların ödenmesi ve yeni bir döneme geçiş olacak. Karar vereceksin. Dünyasal kazançların yanı sıra ruhsal kazançların da olacak. Telepatik olarak birisiyle iletişim kurduğunu, yan yana görüşme yaptığını, görüşmelerin çok hayırlı olacağını, ekonomik olarak düzelmenin 8 ayı bulacağını söylemeliyim. Geliyorum. Sevgili arkadaşlar, hadi bakalım. Modern tarota.
Şimdi arkadaşlar, çözemiyorum. Bak görüyor musun? Bir şeyler yapışmış. Bak gizlenen bir şey var senden, görüyor musun? Bir ikili ilişkilerde bir aldanma aldatılma olayı olmuş. Bir yara aldığını, bir aşk üçgenini oluşturduğunu görüyorum. Ondan dolayı bir ayrılık, bir kara bulutlar kaplamış. Bir ilişki ateş çemberine dönmüş ve bir kadın bu ateş çemberini yararaktan geçiyor. Ve diyor ki, ben keşke bu adama hiç bulaşmasaydım. Ya da ben bu kişiyi keşke hiç tanımasaydım. Hiçbir şekilde beni desteklemedi. Hiçbir şekilde bana derdime ortak olmadı. Maddi destek vermedi. Ben yeni bir ilişki başlamıştım ya da evlenmek üzereydim. Her şey iyiydi. Bu hani kendini bilmez adam hayatıma girdikten sonra her şeyin rengi değişti. Borç, harç, sıkıntı ve maddi kayıplar yaşıyorum. Bu kadın eskiden kalan birine haber gönderiyor. Bakalım cevap gelecek mi arkadaşlar? Görüyor musunuz? Evet, eskiden kalan birine haber gönderiyor ve gerçekten hala seni seviyorum diyen biri var. Bakınız, bir kadın o kadar çok acı çekmiş ki, o kadar çok yıpranmış ki, bağını kestiği, boşandığı biri olabilir, nişan attığı birisi olabilir. Geçmişten kalan birine bir merhaba diyecek ya da kalbi kırık bir adama merhaba diyor. Bu adam çok duygusal, kumral veya beyaz tenli olabilir. Kadını gerçekten çok güzel yaşatacağını, çok güzel bir beraberliği oluşturacaklarını görüyorum. Aralarındaki sorun neyse çözüyorlar. İçsel dünyalarında bir farkındalık yaşıyorlar. Ve hem iç dünyalarında hem de sosyal anlamda uyumu, dengeyi yakalıyorlar. Ve kesinlikle ben size söyleyeyim, bir kadın ve bir erkeğin maddi olarak birbirlerini desteklemesi, duygusal olarak birbirlerinin sırtını sıvazlaması sonucunda çok güzel bir yurt yuva kuruluyor efendim. Çok güzel bir gelecek oluşturuluyor. Ve bunlar burada kalmıyorlar. Farklı bir yere gidiyorlar. Şurada da, ay çok güzel ya. Çok süper çıktı. Kupa onlusun. Arkadaşlar çok mutlu bir beraberlik. Yuvanın tekrar kurulması olabilir. Yeni bir yuva kurulma olabilir. Ve gerçekten melekut aleminden destek var. Hayaller gerçekleşiyor. Ve burada senin yurdunu, yuvanı yıkmak isteyen bir kadın, seni yıkmak isteyen, yuvanı yıkmak isteyen, işinle ilgili sana tuzaklar kuran bir kadın kahru perişan oluyor ve sen onu ezip geçiyorsun, yeni bir dönemi oluşturuyorsun. Tebrikler ediyorum. Ve kılıç altılısı diyor ki, tebdili mekanda fayda vardır. Yeni taşınacağın ev sana çok iyi gelecek. Ya da iş yerin taşınabilir. Oradan da hayır ve bereket göreceğini söyleyebilirim. Rabbim her türlü dengeyi ve her türlü iyiliği, bolluğu hayatına yığmış. Tebrikler ediyorum. Allah sonuna hayır getirsin diyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Gerek kahve falı bakımım, gerek tarot okumalarım, iskambil falı bakımlarımla karşınızdayım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.